Hepinize saygı ve sevgiyle selamlarım. Sözlerime başlamak isterim. Burada Tanju Hoca'nın genelde ilahiyat alanının bilimsel bir alan olmasına, özellikle de İslam mezhepleri tarihinin gerçekten kelimenin tam anlamıyla bilimsel bir disiplin haline dönüşmesine yaptığı katkıları merkeze almak istiyorum. Yani konuşmamın kaynağı işte her birinize ulaştırıldı. Bunun PDF formatında internet ortamındayken ulaştığım metinlerdir. Yani biraz önce hocamın söylediği metinler bu çerçevede bunun üzerine inşa etmeye çalıştım. Tabii Tanju Hoca'yı anlamaya çalışırken sanıyorum 1950'lerin Türkiye'sini, 1960'ların Türkiye'sini göz önüne almak gerekmektedir. İlahiyat Fakültesi yeni kurulmuştur ve bu fakültede mezhepler tarihi diye bir ders vardır ve bu dersi Muhammed Tanju Bey okutmaktadır. Bu dersi okuturken Tanju Bey'in birkaç önemli hususu daha baştan dikkat çekiyor. Eğer bugün İlahiyat Fakültesi'nde, İlahiyat Fakültelerinde erken dönemle ilgili bir bilimsel araştırma arzusu varsa benim tespitim bunun temelinde Tanju Hoca yatmaktadır. Çünkü süreçleri çok iyi görmüştür. Verdiği, yaptırmış olduğu tezler, mesela Hüseyin Atay Hoca'nın tezi, Kur'an'a göre iman esaslarının yeniden tespiti ve müdafası. Aslında Türkiye'de İlahiyat Fakültesi'nin fakülte bünyesinde yapılan en özgün tezlerden birisidir. Ve tezin bitiş tarihi, aklıma yanlış kalmadıysa 1960 ya da 1961'dir. Mesela Çubukçu Hoca'nın o dönemde yaptığı tez, yine aynı şekilde erken dönemle alakalı. Şimdi burada erken dönemin özelliği nedir ve bu ne anlam ifade ediyor? Erken dönem algısı aslında Tanju Hoca'nın süreçlerin farkında olduğunu gösteriyor.